Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 16. haftası 6. videosundayız. Yani bu videoda test 6'nın çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan dikdörtgen biçimindeki kağıt DE boyunca katlandığında A noktası dikdörtgenin BC kenarı üzerine geliyor. Buna göre şekildeki mavi bölgenin alanı nedir? Evet, bu sorunun benim için şöyle bir anısı var. Ben bu soruyu yazdığım sene, ertesi sene hemen sınavda çıkmıştı arkadaşlar. Aynen bu mantıkta bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Şekil 2'deki mavi bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Şekil 2'deki mavi bölgenin alanı. Arkadaşlar öncelikle şu 6'yı yazalım. Bir katlamada da ne yapıyorduk? Katlamada da bir eski haline geri getiriyorduk. Eski haline geri getirelim bakalım şekli. Getirdik. Hocam burası ne? 10. Katladığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Burası da 10 oldu. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 8 çıktı mı? Çıktı. Katladığımızda üst üste binen açılar eşit olacak. 90'sa burası da 90 değil mi? Evet. E hocam burası da 90. 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfabete ya. Hatta şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Onu da yazalım. Bizden ne isteniyor? Mavi bölgenin alanı. Mavi bölgenin alanı bulmak için kenarları bulunca olay bitti arkadaşlar. Şimdi burada alfa beta'ya dalalım bakalım. Alfa, beta, beta 90. Alfa, alfa 90, beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta bu alfa beta 90 üçgeni. 6, 8, 10 üçgeni. Değil mi arkadaşlar? Evet, 6, 8, 10 üçgeni. Burada beta'nın karşısı 3'ün katı. Burada da beta'nın karşısı 3'ün katı olacak. Alfanın karşısı 4'ün katı, alfanın karşısı 4'ün katı olacak. 90'ın karşısı da 5'in katı olacak. E burası 5K iken burası da 5K. Toplam bakın 9K belli. 9K kaça eşit? 6'ya eşit. K'yı da buradan kaç buluruz o zaman? 2 bölü 3 buluruz. Yani 6 bölü 9'dan 2 bölü 3 buluruz. Şimdi bizden ne isteniyor? Mavi bölgenin alanı. Arkadaşlar her şey ortaya çıktı galiba. K yerine 2 bölü 3 yazınca arkadaşlar 2 bölü 3 yazınca burası 2 çıktı. Burası da 8 bölü 3 çıktı. O zaman alan 6 çarpı 8 bölü 2 artı 2 çarpı 8 bölü 3. 2 çarpı 8 bölü 3 bölü 2 yapar. 48 bölü 2'den 24 artı bölü 2'ler gitti. 8 bölü 3 yaptı burası. 3 ile 24 çarptığım zaman 72 artı 8 de 80 yaptı. O zaman burası 80 bölü 3 yapar arkadaşlar. Mavi bölgelerin alanları toplamı. Böylelikle birinci sorunun cevabı Ceyhan çıktı. Geldik ikinci soruya. İşte formülü vermiş arkadaşlar. Formülü biliyoruz. Bilmesek de kullanırız da sıkıntı yok. Neymiş? İç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n. Biz nereden buluyorduk? Dış açı. 360 eksi 360 bölü n'den dış açıyı bulup 180 eksi dış açıdan buluyorduk. Kısa kenar uzunlukları 1 birim. Uzun kenar uzunlukları 7 birim olan altıgen biçimindeki karton şekil 1'deki gibi katlanırsa bir düzgün altıgen elde ediliyor. Arkadaşlar 1 birim 1 birim. Bunlar da kaçar birimmiş? 7 birim 7 birimmiş arkadaşlar. Hatta burası da 7, burası da 7 verilmiş. Peki ben bunu böyle katladığım zaman düzgün altıgen elde ediyormuşum. Düzgün altıgen. Buna göre oluşan düzgün altıgenin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar bu katlanmış hali geriye doğru bir açalım. Katlanmış hali geriye doğru açtığım zaman. Hocam burası 1 mi? 1. Şu katladığımızda şuradaki dış açısı böyle üst üste binen açılar birbirine eşit olacak hocam. Yani buradaki açılar kaç olacak? Burası düzgün altıgen olduğuna göre dış açısı 60 derece olacak hocam. Yani burası da 60 dereceymiş. Yani aslında şuradaki köşegeni çizecek olursak bununla bu birbirine paralelmiş arkadaşım. Tamam. Burası da aynı şekilde 60 derece geldi mi? Geldi. Tamam. Bizden ne isteniyor şimdi? Buradaki olayı bulacağız arkadaşlar. Buradaki bir kenara ne diyelim biz şimdi arkadaşlar? Düzgün altıgenin bir kenarına x diyelim. Hocam düzgün altıgen olduğundan bir kenar x, bir kenar x, bir kenar x, bir kenar x, bir kenar x mi? Evet. Şu kenar kaçtı? 7 birim miydi? Evet. O zaman bu kenar 7 birimse... Buraya ne kaldı? 7 eksi x kaldı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Düzgün altıgende biz şunu çok yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey olmuş ya. Dışarı doğru tamamladığın zaman bir eşkenar üçgen çıkıyor. Eşkenar üçgen çıkıyorsa arkadaşlar 60 60 ise bak burada da bir 60 geldi. Burada da 60 geldi. Burası da bir eşkenar üçgen oldu mu? Oldu. Yani şurası da 60, burası da 60 oldu. Bir kenarı 1'di. Burası da 1, burası da 1 birim oldu. Peki gençler. Şurası aslında x değil mi? Şu eşkenar üçgenin bir kenarı x olmalı. Ama 7 eksi x artı 1 aynı zamanda. Yani o zaman 7 eksi x artı 1 ile yani şu kenarla şu kenar eşit olmalı. X birbirine eşit olmalı. Buradan 8 eşittir 2 x ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Arkadaşım x 4 ise altıgenin çevresi. Çevre dediğimiz 6 tane 4'tür. Yani kaç yapar? 24 yapar arkadaşlar. İkinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. İkizkenar yamuk biçimindeki özdeş tahtalardan 10 tanesi birleştirilerek şekil 1'deki gibi çevresi 40 cm olan bir eşkenar dörtgen elde ediliyor. Arkadaşlar çevresi 40 cm olan eşkenar dörtgen elde ediliyorsa burası da 10 birimdir, burası da 10 birimdir, burası da 10 birimdir.
alt tarafta 11'imdir. Bu arada bu şekilde yapıları birleştirip farklı bir şekil oluşturmayı ÖSYM çok seviyor. Dik yamukları birleştiriyor, ikizkenar yamukları birleştiriyor, dikdörtgenleri birleştirip bir şekil elde ediyor. Bunlara dikkat edin, bunlar güzel sorulardır. E hocam burası 11'imse ikizkenar yamuk, bu ikizkenar yamuklardan şuraya çizeyim isterseniz bu ikizkenar yamuğu arkadaşlar. Her bir yan kenarı burada, bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı 10'sa 5 tane de bu kenardan olduğuna göre her bir kenar kaç yaptı arkadaşlar? İkizkenar yamuğun 2 yaptı. Bir de ne bulduk? Alt tabanda bak uzun kenarla kısa kenar toplamını 10 bulduk. Buradan başka bir şey bulamıyorum. Sadece şu ikisinin toplamını 10 bulduk. Alta gelelim. İkizkenar yamuk biçimindeki bu parçalardan 6 tane kullanıldığında ise şekil 2'deki gibi dış çevresi 36 cm olan içi boş bir düzgün altıgen elde ediliyor. Bak şimdi. Sen bunları birleştirdiğin zaman bu açıyla bu açı eşit ya, 120 derece elde ediyormuşsun. Yani senin buradaki açıların kaçar derece diyor? 60'ar derece diyor. Aynı mantıkta burası da 60, burası da 60 mı oluyor? Evet. Bu 60'lardan dolayı bir şey bulabilirsin. Ya da çevresi 36 olan diyor ya. Çevresi 36 olan dediği için de bir kenarı kaç santimetre yapıyor? 36'yı 6'ya böldüğümüzde 6. Bu neresi? Uzun kenarı. Uzun kenarı 6 oldu arkadaşlar. Şurada alt tabanla üst tabanın toplamı neydi? 10'du. O zaman burası da 4 mi yaptı? Evet. 4 yaptı. Buna göre şekil 1'de oluşan eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bir tanesini bulup bu alanı kaçla çarpacağız? 2, 4, 6, 8, 10 ile çarpacaksınız. Ne yapacaksınız o zaman burada? Her şeyi buldunuz. Bir tane yamuğun alanını bulursunuz artık. 90'ın karşısı 2 ise 30'ın karşısı 1 yapar. Burası da kök 3 yapar. O zaman alan neye eşit olacaktır arkadaşlar? Alt taban artı üst taban 10. Çarp yükseklik kök 3 bölü 2. Kaç tane olacak bundan? 10 tane olacak. O zaman cevabımız kaç yapıyor? 50 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Şekil 1'deki alan bu yaptı arkadaşlar. Evet, böylelikle cevabı 50 kök 3 yani Ceyhan bulduk. Kolay bir soru. Hoş bir soru. Burada şey verilmemiş olsaydı, bu çevresi de sanki fazla bilgi gibi geldi bana. Çevresi 36 verilmemiş olsaydı da yine çıkardı arkadaşlar. Çünkü şuradaki açılar 60'ar derece çıkıyor ya. Farz edelim verilmesin. Toplamının 10 olduğunu biliyorum sadece. Hocam buradan dik çizeriz. Buradan dik çizeriz. Dik çizdiğimizde ne oluyor o zaman? Burası 1 1 yapıyor. Buraya A dersek burası da A oluyor. A hocam 2A artı 2. 2A artı 2 eşittir 10 olduğundan dolayı 2A eşittir 8'den A'yı buradan 4 buluruz. 4'e 6 bakın 4'e 6 böyle de çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Fazla bilgiymiş gibi düşünebilirsiniz. Ya da fazla bilgiyi demeyelim arkadaşlar. Bu bilgiyi de kullandık zaten. Şurası 6. Burası da kaç çıktı arkadaşlar? Toplamları 10 olduğundan dolayı 4 çıktı. Bunu da kullanarak yaptık sonuçta. Fazla bir bilgi de değil aslında. Gibi gibi de değil gibi de. Ama verilmeseydi de yine bulabilirdik arkadaşlar. Sadece bu yamuklardan düzgün altıgen oluşturulabiliyorsa 60'ar dereceleri rahat bir şekilde yazdık. Evet gençler, böylelikle cevabımız Ceyhan çıktı. Geldik bir de böyle dik yamuklarla birleştirilmiş bir şeye. Dik yamuk biçimindeki özdeş tahtalardan 8 tanesi şekil 1'deki gibi birleştirildiğinde bir eşkenar dörtgen, 10 tanesi de şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde bir kare elde ediliyor. Evet arkadaşlar, eşkenar dörtgenin kenarında bu yan kenarlar da var. Şuna x diyeyim. X, 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 x. Hocam alt taban var burada. Burada da kısa kenar var. Üst taban var. Yani a ve c. Burada eşkenar dörtgense burası a artı c neye eşit oldu? 4x'e eşit oldu. Arkadaşlar a artı c 4x'e eşit oldu. Onu yazalım. Hocam burada da kısa kenar burası, uzun kenar burası. C, A karenin bir kenarı yaptı. Burada da dik kenarlar kullanılmış. Buna da Y diyelim. Y, 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 Y. O mu, Y mi oldu arkadaşlar? Evet. A, A artı C. Bu da karenin bir kenarı. Y. 1, 2, 3, 4. 5 Y'ye eşit oldu. A artı C aynı zamanda 5 Y'ye eşit oldu arkadaşlar. O zaman burada 4X eşittir 5 Y kaldı. O zaman ben A yerine 5K yazabilirim. Pardon, x yerine 5k yazabilirim, y yerine de 4k yazabilirim. Ama a bölü c oran istenildiği için ben direkt isterseniz x yerine 5 yazayım, y yerine de ne yazayım arkadaşlar? 4 yazayım. O zaman x yerine 5, y yerine 4 yazdığım zaman ve şurada dik yamuk olduğundan dolayı bir dik çizsem, hocam 4 ise 4, buraya ne kaldı? 4, 5, 3, 4, 5 üçgeni. Buraya da a eksi 3 mu kaldı? Evet. C neye eşit oldu arkadaşlar? A eksi 3'e eşit oldu. C dediğimiz A eksi 3'e eşit oldu arkadaşlar. Burada ben şeyi biliyorum. A artı C'nin de kaça eşit olduğunu biliyorum artık. 4 çarpı 5'e ya da 5 çarpı 4'e 20'ye eşit olduğunu biliyorum. Hocam A artı C 20'ye eşit. Bir de burada C eşittir A eksi 3 var. C yerine A eksi 3 yazarsam eğer
2a eksi 3 eşittir 20 ise 2a eşittir 23 yaptı. A'yı da buradan 23 bölü 2 buldum. Sonra a artı c'nin hala 20 olmasından dolayı bu sefer a'yı ne bulduk? 23 bölü 2 bulduysak eğer, o zaman c de kaç çıkar? 20 eksi 23 bölü 2'den 40, 17 bölü 2 mi çıkar? Evet. Bizden ne isteniyor? A bölü c isteniyor. A dediğimiz 23 bölü 2. C dediğimiz 17 bölü 2. Cevap ne yaptı o zaman? Bölü 2'ler gidince 23 bölü 17 diye çıkar. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Valla ÖSYM'ye bakın, tam bu ayarda böyle bir soru sorabilir. Dikkat edin. Hiçbir şey yok. Ama bunun eşkenar dörtgen olmasını, bunun kare olmasını kullandıran güzel bir soru. Ve ÖSYM şunu da yapıyor. Böyle çarpanlar ayırmayı, oran orantıyı geometri sorularının içerisinde de kullandırıyor. Özellikle dikdörtgen sorularında, kare sorularında da kullandırıyor. Bak aslında bu da bir kare sorusu baktığınız zaman. Ve eşkenar dörtgen sorusu ve yamuk sorusu. Yani 3 kazanımı iç içe koymuşuz burada arkadaşlar. Dik yamuk sorusu hatta. 4. soru gerçekten çok güzel bir soru. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet, geldik bir sonraki soruya, 5. soruya. 5. soruda bir beşgenin içinde seçilebilen bir nokta, beşgenin kenarları üzerinde bir nokta ve köşesine şekildeki gibi yerleştirilmiş. Evet, şöyle bir şeyler yerleştirilmiş arkadaşlar. A bölü B oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar oranlamalar var, alan da var. E ne yapacağız o zaman burada? O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Bak, çokgen sorusu. Çokgende alan yok diyorlar. İşte buyurun, bir beşgen içerisinde alan sormuşlar. Var mıymış? Varmış. Ama var da özellikleri kullandıran alan değil. Üçgen bilgisini kullandıran alan. Ne yapacağız? Oranlamalar var. Alan dağıtacağız hocam. Hop şöyle. A'da kalan A ise 2A'da kalan nedir? 2A'dır. Hocam buraya 10-2A mı yaptı? Evet, tamamı 10 olduğundan dolayı. Şimdi şöyle dağıtmaya devam. 2B'de kalan 10-2A ise bunun B'de kalan ne yapacak? 2'ye böl 5-A. 5-A B'de kalan yapıyor. 3B'de kalan da 15-3A mı yapacak arkadaşlar? Bunun 3 ile çarpmış hali. Evet. Sonra devam edelim arkadaşlar. Buradan mı devam etsek? Şekil karışacak mı burada? Buradan devam edelim. Çizgide kalan B ise çizgide kalan B midir? Evet, şurası B'dir. Sonra buraya 4-B kaldı. C'de kalan 4-B ise 3C'de kalan da nedir? Alan dağıtmaya devam ediyorum. 3C'deki alan da arkadaşlar bunun 3 katıdır. Şunun 3 katıdır. 12-3B yapıyor. Tüm alan 5 arkadaşlar. 5'ten bunu çıkartırsam ne yapıyor? 5-12-3B. 12-3B'yi çıkarttığım zaman bu 5-12+3B yapıyor. Bu da 3B-7'ye mi eşit oldu? Evet. Burası 3B-7'ye eşit oldu. Çift çizgide kalan 3B-7 ise çift çizgide kalan 3B-7 olacaktır arkadaşlar. Burada şu ikisinin toplamı ne yapacak? 8 mi yapacak? O zaman toplayalım. 3B-7 ile 15-3A toplamı 8 yapmalı. Şu alan 8 değil mi arkadaşlar? Şöyle, evet, 8 birimmiş. O zaman şunlara baktığımız zaman arkadaşlar. Hocam bu eksi 7 öbür tarafa geçince artı 15 yapıyor. Buradaki artı 15 de gitti. 3B eşittir 3A oldu. O zaman B eşittir A oldu. B yerine A yazdığım zaman A bölü A'dan oranda kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 1 çıkmış oldu. Alan dağıtarak gittik. Ya isterseniz siz buradaki alanı böyle devam ettirip ta buraya kadar gelebilirdiniz arkadaşlar. Ama ben burada biraz sıkıntı yaşayacağımı anladım. Buradan devam ettim sonra alan dağıtmaya. Sonra buradaki alan da yan yana geldi. Toplamı da 8 oldu. Güzel bir soru aslında. 5. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 6. soruya. Bir dikdörtgen biçimindeki bir pencereden odaya ışık girmesini engellemek için panjur ile belirli bir kısmı kapatılıyor. Başlangıçta panjurun alt kısmı ile camın üst kısmı şekil 1'deki gibi çakışıktır. Camın üst kısmı tam çakışık. Yani camın hepsi açık diyor sana şurada soruda bu bilgi. Panjur şekil 2 ve şekil 3'teki gibi 18 ve 22 cm aşağı çekildiğinde camın ışık alan kısımların alanları oranı 3 bölü 2 oluyormuş. Şöyle 18 santimetre çektiğimde bunu da 22 santimetre çektiğimde buradaki alan 3A iken buradaki alan 2A oluyor diyor sana. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi arkadaşım biz buraya bir x uzunluğu dersek, buraya x uzunluğu dersek tamamı x artı 22 mi yapmış oluyor burası? Evet. Hocam x artı 22 yapması için buraya da x artı 4 mu kaldı? Aynen öyle. Hocam bu dikdörtgenlerin birer kenarları eşit değil mi? Eşit. O zaman buradaki alanlar oranı şu kenarlar oranına eşit değil midir? Evet. İsterseniz şöyle diyebilirsiniz. Buraya y deyip buraya da y deyip hocam x çarpı y 2a deyip
x artı 4 çarpı y de 3a'ya eşit deyip işlem yapabilirsiniz. Ama birer kenarları eşit olduğu için alanlar oranı şu kenarlar oranına eşit değil midir? Evet, sanki oradan daha kolay çıkacak. O zaman 3a'nın 2a'ya oranı, alanlar oranı x artı 4 bölü x'e eşit değil midir direkt? Evet. O zaman buradan işler dışlar yapınca 3x eşittir 2x artı 8 olduğundan x'i kaç buluruz arkadaşlar? 8 olarak buluruz. Buna göre camın yüksekliği nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. X'i 8 bulduysak şurası kaç çıktı arkadaşlar? Toplamda 30 çıktı. 22 artı 8'den camın yüksekliği 22 artı 8'den 30 olarak bulunur. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar 6. soruda. Evet, böyle bir soru soruldu mu? Soruldu. ÖSYM havlu asarak sordu. Havluyla ilgili soru sordu. Ben de bunu pancura dönüştürdüm. Bu şekilde bir soru sordum arkadaşlar. O havlu sorusu da kolaydı. Bu soruyu yapan artık o soruyu da yapar arkadaşlar. Evet, 6. soruyu böylelikle denizde bulduk. Geldik 7. soruya. Bir baba kare şeklindeki tarlasını 5 çocuğuna eşit alanlı dikdörtgenlere ayırarak şekildeki gibi paylaştırmıştır. Evet, buradaki alanlar eşit. Hocam buradaki alan A, buradaki alan A, buradaki alan A. Bu kenarlar ortak olduğu için şunun ikisinde. O zaman şu kenarla şu kenar birbirine eşit midir? Eşittir. Hatta bu kenarda alttakiyle üsttekinde ortak olduğu için o zaman bu kenarda eşit midir? Eşittir. Hocam bu kenarda ortak olduğu için şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olmak zorunda. Hocam dikdörtgenlerde herhangisinin çevreleri oranı isteniyor. O zaman ben karenin bir kenarına şöyle şunlara 1 1 1 diyebilirim. Ama 3 ise 3 bölü 2 ile uğraşmak zorunda kalacağım. Bence bunlara ne diyeyim arkadaşım? 2 2 2 diyeyim. Ve bu bir kare şeklinde mi? Kare. Karenin bir kenarı da kaç? 6. Bunu da unutmayalım. 6. Burası da 6. Burası 3 ve 3 oldu mu? Oldu. Hocam bu alanlar birbirinin tıpkısının aynısı değil miydi? Evet. Bu alanlar tıpkısının aynısıysa o zaman buraya ne diyelim arkadaşlar? Buraya x dersem o zaman buraya ne kaldı? 6 x kaldı değil mi? Evet. Şimdi bu alan A alanı neye eşit arkadaşlar? 3 çarpı x'e eşit. Aynı zamanda A alanı neye eşit? 2 ile 6 x'in çarpımına eşit. Hocam bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Alanlar birbirine eşit olduğundan dolayı. O zaman buradan 3x eşittir 12 eksi 2x yaptı. Buradan 5x eşittir 12 yaptı. X de buradan ne geldi? 12 bölü 5 geldi. Evet, x'i 12 bölü 5 bulduk arkadaşlar. 6 eksi x nedir? 6 eksi 12 bölü 5'ten 30'dan 12 çıkınca kaç geldi? 18 bölü 5 geldi arkadaşlar. Evet, 18 bölü 5 geldi. 6 kere 5 30. Evet, 18 bölü 5 geldi. O zaman burası da 18 bölü 5 geldiyse eğer bizden ne isteniyor? Buna göre dikdörtgenlerden herhangi ikisinin çevreleri oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu ikisinin çevresi oranı bir kere 1 yapıyor. Bunlar eşit olduğundan dolayı. 1 varmışlıklar da yok. Bizden iki tane farklı olanın çevreleri oranı istenecek. Şunun çevresini şunun çevresini oranı istenecek. O zaman bunu toplayalım. 18 bölü 5 artı 2'den kaç tane olacak? 18 bölü 5 artı 2'den 2 tane olacak. Bölü şu 12 bölü 5 değil mi burası? 12 bölü 5 artı 3'ten de 12 bölü 5 artı 3'ten de yine 2 tane olacak. Bölü 2'ler gitti. Buradan ne geldi arkadaşlar? 28 bölü 3 kere 5 15 12 daha 12 daha 15 12 daha 27. 28 bölü 5'e 28 bölü 5 bölü 27 bölü 5 geldi arkadaşlar. O zaman cevabımız da ne yaptı? 28 bölü 27 yaptı ama dikdörtgenlerden herhangi ikisinin çevreleri oranı kaç olabilir dedi. Ben bunun çevresini buna oranladım. 28 bölü 27 buldum. Tam tersi de olabilir. 27 bölü 28. Yani şunun çevresinin bunun çevresinin oranı olabilir. Dolayısıyla cevabımız böylelikle 27 bölü 28. Yani Edremit çıktı arkadaşlar. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin bu sorulara. İlginç sorular. Evet, geldik 8. soruya. 3 özdeş x kenar yamuk. Herhangi ikisinin birer kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Hocam ikizkenar yamuk ve özdeş. Hocam buradaki açılar ve uzunluklar birbirine eşit değil mi? Uzun kenarlar, bakın burada uzun kenarlar. Uzun kenar, uzun kenar, uzun kenar. Bir ne elde ettim arkadaşlar burada? Eşkenar üçgen elde ettim. Dikkat. Ve bu arada bu açılar, taban açıları birbirinin aynısı değil mi? 3 özdeş ikizkenar yamuk olduğundan dolayı. Hocam burası nokta açısı, burası nokta açısı. Aynı zamanda burası da nokta açısı, burası da nokta açısı. Aynı zamanda noktaya nokta. Ne çıktı burada? Açılarımız da bu bir eşkenar üçgen çıktığından dolayı 30'ar derece çıktı arkadaşlar. Yani 60 olduğu için bunlar da 30-30 diye parçalandı. Oluşan şekildeki büyük üçgenin çevresi 18 kök 3 ise 18'i 3'e böldüğünde bir kenar 6 kök 3 mü geldi? Evet. 6 kök 3 ise
küçük üçgenin alanında 12 kök 3 birim karedir. Şuradaki oluşan küçük üçgenin alanında bir kenara a diyecek olursam a kare kök 3 bölü 4 12 kök 3 olarak verilmiş. Şunlar gitti. A kare buradan 48 yaptı. A da buradan kök 48 yani 4 kök 3 yapar arkadaşlar. Evet, üst tabanı 4 kök 3 bulduk. Alt tabanı ne bulduk arkadaşlar? 6 kök 3 bulduk. Buradaki açıyı da 30 derece 30 derece bulduk mu? Bulduk. Buna göre bu ikizkenar yamuklardan birinin alanı nedir diye soruluyor. E arkadaşım, şuradan ikizkenar yamuk gördüğümüzde şu dikmeleri çizmiyor muyuz? Çiziyoruz. 4 kök 3 ise 4 kök 3. Bu dikmelerin ayırdığı yerler birbirine eşittir. 6 kök 3'ten 4 kök 3 çıkınca 2 kök 3 kaldı. Bunlar da kök 3 kök 3 yaptı. E hocam, 30 90 burası 60. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı nedir? 1'dir. Evet, şimdi alanı bulabiliriz. Alt taban artı üst taban. 6 kök 3 artı 4 kök 3. 6 kök 3 artı 4 kök 3 çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğimizde 1 bölü 2 isteniliyor bizden. O da 10 kök 3 bölü 2'den kaç geldi arkadaşlar? 5 kök 3 geldi. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle Akçay yaptı ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.